Turkish Kartal kokoreç. Eski kartal şampiyon. Ünvanımızı değiştirdik. Kartal kokoreç yaptık. Kokorecimiz böyle arkadaşlar. Dükkanda sattığımız kokoreçten getirdim eve. Çocuklara yapacağım şimdi. Biz eskiden kokoreci domates koymazdık çocukken ben mesela. Ben babadan ustayım. Babam bütün sülalemizde kokoreçi bilen bilir. Bir ara o zaman el arabasındayız tabi. Stadın orada, Kartal Stadın orada satıyoruz. Babam bir ara arabanın etrafına domates koy dedim. Baba bu ne? Oğlum dedi, müşteri istiyor. Aslında domates kokorecin orijinalinde yok. İzmir'de falan hala kullanmazlar. Bunlar hatta böyle bazı benim videolarımda Kartal Kokoreç sayfasında YouTube'da menemen falan diyorlar. Alakası yok arkadaşlar. Ben kendim de sade yiyorum. Ama isteyene de domates, yeşil biber icabında. Limon sıkan gördüm, limon. Limon sıkan gördüm yani. Kokoreç limon sıkıyor. Ne diyeyim ben şimdi? Adamın zevki öyle. Damak tadı bu. Kimse damak tadıyla alay etmesin arkadaşlar. İşte yok, o yenir mi yenmez mi? Ya adam kurt diyor. Böcek yiyor. Sen bulmuşsun mis gibi kokoreci, bir tek domatesi mi beğenmedin? Onun için lütfen biraz yorum yaparken biraz daha zeki yorumlar yapalım. Bu keyif meselesidir. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben de filozof değilim. Kimseye de buradan ders vermeye çalışmıyorum ama bazen böyle saçma sapan yorumlar görüyorum. Özellikle kendi sayfamda, dediğim gibi Kartal Kokoreç YouTube sayfasında. Gerçi müşterilerimiz gereken cevabı vermiş. Ben cevap vermedim ama yani İzmir'de koymayabilirler kardeşim. Biz de İstanbul'da koymuyorduk ama İstanbul'da yeni nesil, yeni jenerasyon bu tak tak olayı çıktıktan sonra şu adam şov yapıyor. Takkıdı takkıdı takkıdı. Kokoreç öyle değildir. Kokoreç'in özü Rumlardan kalmadır. Bu bizim değildir. Döner gibi. Döner bizimdir ama bu Rum icadıdır. Bizans'tan, Rumlardan kalmadır. Onun için de Rumların yoğun olduğu bölgelerde kokoreç daha revaçlıdır. Mesela İstanbul ve İzmir gibi Beyoğlu'nda. Daha önce bu taraflarda da yoktu yani doğru düzgün. İşte bundan 46 yıl önce babam başlıyor İstanbul'da. Ondan önce bir usta daha varmış. Yalan olmasın. Toprak yolu tarafında duydum çünkü. O başlıyor. Arkadaşlar bunun püf noktası pişmiş kokoreç yaparken biraz içine su katın ki buharıyla daha böyle iyi bir şekilde daha güzel pişsin. Bütün her tarafına ateş ulaşsın. Bu şekilde böyle kuru yaparsanız alttakiler kavrulur ama üsttekilere bir faydası olmaz. Şöyle az bir şey, çok da değil. Şöyle az bir şey su atarsanız içine. Domates de koyacağımız için az attım. Yoksa normalde biraz daha fazla atardım sade yaparken. Ve çiğ kokoreç pişirirken de arkadaşlar çiğ. Bakın bu çok önemli. Bu çiğ alıyorlar çünkü bazı insanlar. Geçen bir bayan da geldi, ona da tarif ettim. Arkadaşlar çiğ kokorecin biraz piştikten sonra o beyaz bir susa var. Böyle donmuş halde olduğu için veya eridiği için şu yağının ve içinin böyle bağırsağın temizlendiği yıkandığı suyu içine savar. Onu içine saldığı zaman onu şöyle tavayı büküp şu şekilde bir kenarda biriktirip kaşıkla dışarı atın. Çünkü o su ekşidir. O su kokoreçin tadını mayhoşlaştırır. Eğer o suyu akıtıp tekrar kendi yağında pişirip kavurursanız kokoreç daha lezzetli olur. Deneyin göreceksiniz. A101'lerde falan satılıyor hazır paket halinde biliyorsunuz. Ben domatesin kabuğunu soymayı tercih ediyorum mideyi yormasın diye. Siz de isterseniz soyabilirsiniz veya isteğe bağlı soymayabilirsiniz.
çizirdemeye başladı tavamız. Burada takriben 3 tane yarım var arkadaşlar. Ben sürekli dükkanda yediğim için her gün günlük yiyorum. Ben yemeyeceğim. Eşim ve çocuklarım yiyecekler. Takriben burada 1,5 porsiyon kokoreç var. 5 dilim. 3 dilim 1 porsiyon oluyor. 5 dilim 1,5 porsiyon. Biraz da ince tuttum ben dilimleri. Daha kokoreç ince olsun diye. Yani bunu 3 kişi rahatlıkla yiyebilir. Hatta buradan 4. kişiye de bir çeyrek kalabilir. Domates de koyuyoruz ya. Çoğalıyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben domatesi istedikleri için koyuyorum yani. Öyle özellikle domates kokoreçte olacak diye bir şey yok. Böyle bir kural yok. Lütfen yorumlarıma göre yazalım. Yoksa ben kendim domatessiz yiyorum yani, yine söylüyorum. Domatesli yemem ben. Ama domatesli de yiyorum. Niye? Müşteri mesela bazen diyor ki bana acı atmayacaktın. Unutuyoruz, atıyoruz, her alışkanlığı. İşte benimki tuzsuz olsun diyor. Biz atıyoruz. Bazen oluyor bu. Ne yapıyoruz? O kokoreci biz yiyoruz. Domatesli falan ne yapalım? Yiyoruz yani. Sattığımız yerik, satamazsak biz yerik. Sonuçta çöpe atacak halimiz yok. Sonuçta bu nimettir yani arkadaşlar. Mübarek hayvanın, koyunun, kuzusunun her şeyi kullanılıyor. Derisi, boynuzu dahil nazarlık olsun diye asıyorsunuz evinizin duvarına. Postunu, bağırsağını, her şeyini, kuyruğuna kadar kullanıyoruz o mübarek hayvanın. Böyle mübarek bir hayvan. Hiçbir şey ziyan olmuyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Ayağı, paçası, işkembesi ayrı, içi yağ ayrı, ciğeri ayrı. Allah öyle bir hayvan göndermiş ki her şeyini insanoğlu tüketiyor. Her şeyi faydalı. Sütü ayrı, peyniri ayrı, postu ayrı. Daha ne diyeyim, eti ayrı, pirzolası ayrı. Aklınıza ne geliyorsa artık yani, mübarek koyundan, kuzudan. Bakın keçiden olmaz bu. Neden olmaz? Keçiden, keçi her şeyi yiyor yani, her şeyi yiyor. Naylon bulsa naylon yiyor. Fiberalba eskiden Anadolu'ları yerdi biliyorsunuz. Ama danadan yapıyorlar. Mesela şimdi İzmir'e falan da girmiş, üzüldüm. Ben de hatta fotoğraflarını da çektim. İzmir'e giderim her sene, askerliğimi de orada yapmıştım. Üzüldüm yani. İzmir'de ben daha önce bunu 95'te Mersin'deyken, Mersin Adana tarafındaydım. Oradan Kıbrıs'a geçmiştim. Bir sürede orada 6 ay falan kaldım, bilenler bilir. Garsonluk yaptım orada. Saray Oteli'nin karşısında, Saray Oteli'nin pansiyonunda, Saray Oteli'nin restoranda. Bulaşıkçılık, garsonluk yaptım o dönemde de. Eski lokantacıydı. Mersin'de görmüştüm. Dana kokoreci böyle uzun oluyor. Bizim kokoreçlerim biraz daha uzun. Şöyle 1 metre, takriben 1 metre. Bu normal bizim kokoreçlerimiz 60 santime geçmez. Bilemeden 65 santim. Onun 1 metreden daha uzun. Belki 1.10. Bir de şöyle parmağım gibi, normalde şu parmağım gibi kalınsa bağırsak bilin ki dana. Ama şöyle ince olursa, küçük serçe parmağım gibi, bilin ki kuzu. Şöyle şunun gibi, yüzük parmağım gibi, böyle bu orta normal olursa bilin ki o da koyundur arkadaşlar. Hani sizi kuzu diye kandırıyorsunuz, şu ip ince olur kuzu. Bağırsağa bakın, ince mi değil mi? Kalınsa ya şu yüzük parmağım kadarsa bilin ki o koyun. Ve bu mevsimi vardır onun. Şubat'ta, Mart'ta başlar, Haziran'a kadar kuzu olur. He, adam bu sahne yapmıştır, Haziran'dan sonra da satar. Ama sorsanız herkes kuzu der. Ben neyse söylerim arkadaşlar, bu koyun derim. Çünkü zaten yaptığım iş belli, ortada benim yani. Evet, birazdan kokoreçimiz hazır olur. Sen yarım mı yiyeceğim, büyük mü yiyeceğim? Fark etmez. Bütün de verebilirim. Yok, bütün çeyrek yok. 3 çeyrek mi yiyebilirsin? İyi, 3 çeyrek. Şimdi şu ekmeği şöyle koyuyorum arkadaşlar ki şöyle. Ekmek soğuk, kokoreç sıcak. Kokoreci soğutmasın. Dükkanda mangalda ısıtıyoruz. Bilenler biliyor. Lakin burada
ekmek kokoreci soğutmasın diye biraz buhar ile ekmeğin içini ısıtıyorum. Siz de evinizde yaptığınız zaman o şekilde yapın. Ekmek soğuk. Malum kış ayında Şubat'a gireceğiz. Kokoreç sıcak tadını bozar. Biraz ısınsın. Benim oğlum kokoreci baharatsız yiyor. Onun için kekik biber atmadım. Dükkanda da öyle yiyor yani. Geldiği zaman dükkanda da çalışır. Mustafa Kemal. Uzun boylu, sarışın bir çocuk. Benim gibi kilolu değil, zayıftır. Ben de gençken zayıftım ama sonradan kiloldum. Dediğim gibi bakın domates suyunu saldık, kokoreç biraz sulandı. Biz bu suyunu almayacağız. Bunu atacağız. Bu şekilde. Kendimizde şu, yoksa bu su olmasa şu üst taraftaki mesela kokoreç daha soğuk kalacak. Buharından ısınıyor. Bu suyu ben ayıracağım şöyle kaşıkla. Biriktirip. Daha iyi. Biraz da aslında ben doğrardım bunu da biraz oğlum biri sevdiği için geri bıraktım. Şu anda yenmeye hazır. Arkadaşlar. Kardeşim de yaramayacak oğlum bir sor bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar ben servise başlayacağım. Önce bayanlardan. Buraya kadar İzlediyseniz videomu teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi rahatlıkla tüketebilirsiniz arkadaşlar. Adresimiz Kartal Merkez Hamam Sokak. Kartal Merkez Camii sırasında Hamam Sokak No 22A arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşları da beklerim. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.